Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun, geçin, geçin. Buyurun. Yenişehir Belediyesi Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Şevval Sarıcı eşliğinde Tepe Medya'yı ziyaret etti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bir bana bakın, bir bana bakın. Burası radyo televizyon. Nereye geldiğimizi biliyor muyuz? Tamam, şimdi gezelim hep beraber. Oldu mu? Size bir gösterelim burası neymiş. Tamam mı? Bakın, Tuğba ablanız var burada. Hoş geldiniz. Ufuk abiniz var. Bakın Tekin abiniz var. Hiç ekranlardan gördünüz mü, tanıdınız mı? Büşra ablanız var. Hoş geldiniz. Eda ablanız var. Bak ben Kaya, benim ismim. Gelin bakın, size televizyonu gösterelim önce. Gelin. Evet. Hadi bakalım. Gelin önce televizyonu. Yavaş. Yardımsever sınıf öğrenci ve öğretmenleri radyo ve televizyon odalarını gezerek Rüstem Kayatepe'den işleyişle ilgili bilgiler aldı. Evet. Burası televizyon. Evet, burası televizyon. Bakın görüyor musunuz? Bak ışıklar var. Bak kameralar var. Hani televizyona bakıyorsunuz, görüyorsunuz ya. Burada yapılıyor bu yayınlar. Mesela sizi bir göstersin mi? Bak dur abi, sizi bir göstersin. Gördüm kendimi. Aslı orada. Tolga sıkıştırma da. Aslı. Öğrenciler odaları gezdikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili şarkılar söyledi. Yani radyo yayınları da buradan yapılıyor. Burası çok birinci fazla. Radyomuz Mersin FM. Hadi bir sonraki radyoya geçelim. Geçelim. İçeriz çok güzel. Bir kez onlara yayıldık Reşat. Şimdi ben size burada yayını nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi burası bizim yayın yaptığımız radyonun bir tanesi, tamam mı? Asilay yerinde. Önce kulaklığımızı alıyoruz. Bizim bütün şarkılarımız bilgisayarımızın içinde. Şarkımızı buluyoruz. Bunu hemen yayına alıyoruz. Evet, başlayalım. Atatürk yok koç. Atatürk yoktu, düşman çoktu. Atatürk geldi, düşmanı yendi. O güzel yurdu bizlere verdi. Ufak bir gezintiden sonra öğretmen Şevval Sarıca, Tepe Medya adına Rüstem Kayatepe'ye ilgilerinden dolayı teşekkür ederek gezintiyi sonlandırdı. Merhaba. Adın ne senin? Neynihal. Nasıl buldun burayı? İyi. En çok neyi beğendin peki? Radyo. İleride ne olmak istiyorsun? Televizyoncu. Öyle mi? Tamam. Merhaba, hoş geldin. Adın ne senin? İldem. Didem. Senin adın ne? Zehra. Senin adın ne? Ada. Ada. Torga. Yağmur. Yağmur şöyle bir el salla bize. Bir 1881'de bir bebek doğdu. Annesi adını Mustafa koydu. Senin saçlı mavi gözlü o güzel bebek büyüdü, büyüdü, Atatürk oldu. Mersin Ortaokulu öğrencisi 10 yaşındaki Öyküm Gülsen, haberlerde izlediği işçi ölümleri ve annesinin iş yerinde tanık olduğu olaylardan etkilenerek işçiler ölmesin diye akıllı baret tasarladı. Öyküm bu projesiyle bir de ödül aldı. Mersin Özel Toros Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Öyküm Gülsen, küçücük yaşına karşın fen, biyoloji, elektrik ve elektronik alanında birçok proje geliştiriyor. Günlük yaşamda var olan sorunlara çözüm aramayı seven ve bu yönde çalışmalar yapan Öyküm, çabalarının karşılığında geçen yıl tasarladığı projesiyle Türkiye 4.'sü olarak aldı. Projem akıllı bareti hazırlarken çeşitli kablolar, ledler, Arduino nokat ve breadboard kullandım. Tabii RFID okuyucu kartımız da var.
İki tane okuyucu kart kullandım. Tekrar pil yuvası, çeşitli piller, çeşitli kablolar kullandım. Baret ve yelek kullandım. Eğer işçi iş sahasına baretiyle girmek isterse okuyucu kartını algılıyor ve bareti takılı diye işverenin ekranına bunu yolluyor. Eğer işçi baretini takmadan iş sahasına doğru gittiğinde bareti takılı değil diye bu mesajı da işverenin ekranına yolluyor. Eğer işçi iş sahasına doğru baretiyle gidip iş sahasına baretini çıkarırsa sesli ve görsel bir şekilde uyarı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca işçimiz iş sahasına baretiyle girmediğinde ve içeriye baretiyle girip çıkartmaya çalıştığında işe girmemiş, gelmemiş kabul görülüyor. Benim projemin farkı diğer akıllı baretlerden daha ucuz olması, maliyetinin daha düşük olması ve bunun da işçiler açısından hiçbir sıkıntısı yok, bozulma imkanı en az ve anlaşılır bir dilde tasarlanmış olmasıdır. Mersin'de FETÖ-PDYY'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 gün önce gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan 31 rütbeli asker adliyeye sevk edildi. Süren soruşturmalar kapsamında zanlıların HTS kayıtları incelemesi neticesinde 40 ankesörlü telefondan mahrem imamlarla irtibat kurdukları belirlenmişti. Bu kapsamda askeri yapılanma içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 14 gün önce yakalanan ve sorgulanan üsteğmen, yarbay, assubay başçavuş, assubay üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve aralarında yüzbaşının da bulunduğu zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne ve ardından da Mersin Adliyesi'ne götürüldü. Mersin'de 11 ay önce bir binanın 10. katındaki Fransız balkonunun korkuluk demirleri arasından geçip düşen 19 aylık Derin Menteş'in ölümüyle ilgili inşaatı yapan müteahhit firmayla yapı denetim şirketi yöneticisi hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Mezitli ilçesinde bir sitede 21 Ocak tarihinde yaşanan olayda 3 çocuk babası Aytekin Menteş'le Dilek Menteş'in 19 aylık kızları Derin, mutfaktaki Fransız balkonunun korkuluklarından geçerek 10. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Kızlarının ölümüyle yasa boğulan Menteş ailesi, balkon demir aralıklarının standartlara göre olmadığını öne sürerek müteahhitle yapı denetim ekibi hakkında ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcılığı gerekli incelemeleri yaparak detaylı araştırma yaptı. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcılığı, binayı yapan müteahhitle yapı denetim şirketi yöneticisi hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan iddianame hazırladı. Mersin 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen davanın ilk duruşması 28 Aralık tarihinde yapılacak. Derin'in acılı babası Aytekin Menteş, haftada birkaç gün kızının mezarını ziyaret ederek adaletin tecelli edeceği günü bekliyor. Kızımız biliyorsunuz işte birinci ayın 21'inde evdeki 10. katta oturduğum dairedeki Fransız balkonların aralıklarından düşüp rahmet etmişti. Şimdi biz önlem aldığımız için bunda ihmal olduğunu düşünerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Bizim ciğerimiz yandı, canımız yandı. Bizim amacımız işte bizden sonraki insanlarla alakalı, ailelerle alakalı kimsenin canı ciğeri yanmasın. Herkes dikkat etsin. Yapılan inşaatlarda yapılan ihmaller sonucu işte bizim ciğerimizin yandığı gibi kimsenin ciğerinin canının yanmasını istemiyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Türk adaletine güveniyoruz.
Mersin'de Suriyeli doktorun kaçak muayenehanesine baskın. Yapılan ihbarla emniyet ve sağlık ekiplerinin yaptığı baskında Suriye uyruklu bir doktora ait kaçak muayenehane olduğu tespit edildi. Yapılan baskın sonucunda çok sayıda tıbbi malzemeye el konuldu. Edinilen bilgilere göre Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne kaçak muayenehane olduğuna dair gelen bir ihbar doğrultusunda İhbarı değerlendiren Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü ve emniyet ekiplerince ihbarda belirtilen adrese akşam saatlerinde baskın yapıldı. Yapılan baskında Suriye uyruklu doktorun kaçak muayenehanesinde çok sayıda tıbbi araç, gereç ve ilaçlara el konularak muayene mühürlendi. Muayenehanede ultrason cihazının bulunması baskın yapan ekiplerini şaşkına uğrattı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu doktorun ayrıca Toroslar Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli olduğu tespit edildi. Olayla ilgili emniyet ve sağlık ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Akdeniz açıklarında bozulan bir teknede mahsur kalan 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir teknenin bozulmasından dolayı Akdeniz açıklarında mahsur kalan biri bebek, üçü çocuk olmak üzere 43 düzensiz göçmeni kurtardı. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Güzel Yurt açığında içerisinde çocukların da bulunduğu bir teknenin makine arızası yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine Girne Limanı'nda ve Taşucu önlerinde seyirde olan sahil güvenlik botları olay yerine yönlendirildi. Ekipler açıkta bulunan isimsiz tekne içerisinde 42 Suriye ile bir Irak uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmayla biri bebek, üçü çocuk olmak üzere 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler ve tekne Bozyazı Limanı'na çekildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılacak inşaatların temel kazılarında tarihi bulguların ortaya çıkması sürekli tekrar eden bir durum haline geldi. Şehrin çeşitli yerlerinde yapılacak inşaat temel kazılarında neresi kazılırsa kazılsın ortaya tarihi eserler çıkıyor. 13 Kasım 2016 tarihinde 82 Evler Mahallesi'nde başlayan ve uzun süre gizemiyle Türkiye ve dünya gündemine oturan kazının gizemi hala devam ederken, Tarsus'ta Fatih Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmasında toprağın altından yine tarihi eserler çıktı. Fatih Mahallesi ve Ayhan Bozpınar Caddesi'ndeki santral karşısında Adana Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olduğu ve 3. derecede sit alanı kapsamında olduğu öğrenilen yerde yapılması planlanan iş merkezinin temel kazısında yine müze müdürlüğü kontrolünde zemin etüt sondaj çalışması yapıldı ve çalışmada yakın Roma dönemine ait izler ve 3-4 mezar çeşitli büyüklükte kiremit bulgusuna rastlandı. Kazıda yer yer kepçe, yer yerde kazma ve kürekle yaklaşık 20 işçi tarafından 5 metre derinliğinde 7 galeriden oluşan sondaj kazısında ortaya çıkan tarihi bulgular müze müdürlüğü personeli tarafından üzerleri toprakla örtülerek korumaya alındı. Alanda yapılan fotoğraflamanın ardından elde edilen doneler kültür varlıklarını koruma kuruluna gönderilecek. Koruma kurulunun kararına göre buradaki çalışmaya yön verilecek. Yapılan çalışmanın sonuçları koruma kurulunun vereceği karar sonrasında ortaya çıkacak. Vali Ali İhsan Su, valiliğimiz koordinesinde düzenlenen muhtarlarla buluşma ilçe toplantıları kapsamında bu kez Yenişehir ilçesi muhtarları ile bir araya geldi. Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın yanı sıra il ve ilçe daire müdürleri ile birlikte ilçede görev yapan 32 muhtarın katıldığı buluşmada mahallelerin sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri masaya yatırıldı. Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen ve İl Sağlık Müdürü Doktor Sinan Bahçacı'nın selamlama konuşması ile başlayan program, Başhekim Operatör Doktor Recep Aydın tarafından şehir hastanesinde sunulan hizmetler ile şehir hastaneleri mobil uygulaması hakkında muhtarlara bilgi verildi. Daha sonrasında gerçekleştirilen Yenişehir İlçe Muhtar Buluşması'nda muhtarlar tek tek söz alarak görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan ilettiler. Toplantı sonunda bir konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanmış, dolayısıyla temsil ettikleri vatandaşların ve mahallelerin sorunlarını en iyi bilen kişiler olarak nitelendirdiği muhtarların, sorunlarını dinlemek ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla muhtarlarla buluşma ilçe toplantıları kapsamında her ay bu tür toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade ederek,
İlimizdeki tüm makam ve mevkilerin vatandaşlarımızın güvenliliğini sağlamak, yaşam standartlarını yükseltmek ve refah seviyesini daha da arttırmak amacıyla vatandaşa hizmet için var olduğunun üzerinde durdu. Vali Ali İhsan Su toplantıda dile getirilen hususların titizlikle takip edileceğini de ifade ederek sözlerini bu buluşmanın hayırlara vesile olması temennisinde noktaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Erdem ilçesi Koca Hasanlı mahallesinde yürüttüğü kanalizasyon inşaatı çalışmalarına devam ediyor. Bölgenin atık suyunun Erdemli Atık Su Arıtma Tesisine taşınmasıyla arıtılmış atık suyun hali hazırda kullanılan derin denizde şarjıyla alıcı ortama taşınması hedefleniyor. Ekipler toplamda 22.217 metre kanalizasyon hattı döşeyecek. 2018 yılı Şubat ayı içerisinde tamamlanması beklenen çalışmayla bölge kanalizasyon altyapısına kavuşacak. Mersin'in Erdemli ilçesindeki öğretmen ve öğrencileri istiridye mantarı yetiştirerek hem satışını yapıyor hem de okuldaki arkadaşları ile birlikte tüketiyor. Erdemli'de 1200 öğrencisi bulunan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni Şerafettin Özaydın ve öğrencileri tarafından okulun malzeme deposunda 40 kütükten oluşan istiridye mantarı yetiştirerek hasadı yapıldı. Biyoloji dersinde mantar yetiştirilmesi ve çeşitleri konularının teorik ve pratik olarak öğrencilere aktarılması sonucunda yetiştirilen mantarlar, okulun pansiyonunda kalan öğrencilere ve öğretmenlere pişirilerek yemek yapımında kullanılıyor. Şerafettin Özaydın, biyoloji öğretmeniyim. Erdemli Ertuğrul Gazi Meslek Lisesi'nde görev yapıyorum. Öğrencilerimizin mantarların nasıl çoğaldığına dair sürekli soruları vardı. Biz sporlarla ürediğini söylüyorduk ama normal gündelik hayatta yapılan sporlarla karıştırıyorlardı. Biz öğrencilerimizin mantarların çoğalmasını kendi gözleriyle görmeleri, bunun deneyini yapmalarını, araştırmalarını ve hatta evde üretmeleri için samanın içerisinde ekim yaparak evde üretimini gördüler öğrencilerimiz. Aynı zamanda burası pansiyon öğrencilerimizin olduğu bir okul. Pansiyon öğrencilerimize de yediriyoruz. Onlar da haftada bir gün alıyorlar mantarlarımızı yiyorlar. Öğretmen arkadaşlarımız, çevremiz, geçen 12. sınıflardan mezun olan 6 tane öğrencimiz şu anda bunun ticaretine başladı. Öğrendikten sonra ticaretine başladı. Yani hem okul? Evet, hem okulda öğretiyoruz. Satılmıyor bunlar, tamamen kendi içerimizde. Burada daha çok öğrencilerimizin bilgilenmesi amaçlıydı ilk etapta. Ama daha sonra lezzetini alınca öğrencilerimize, çevremizdeki birilerimizle kendi evlerinde de üretmeye başladılar. Şu anda bu şekilde buradan yayılıyor yani bu. Mantar üretmeyi ve kendi doğal yollarımızla mantar ürettik. Aynı zamanda ürettiğimiz mantarları hem evde hem okulumuzda pişirip yiyoruz ve tadı da çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum yani.